Trump neden başkan adaylığına yürüyor? Müteahhit Ali Ağoğlu'nun üstüne biraz Melih Gökçek sosu ekleyin ve bu karakterin ülkenin en yüksek koltuğuna göz diktiğini hayal edin. Amerika'da Cumhuriyetçilerin başkan adaylığına en yakın isim olan emlak milyarderi ve reality show yıldızı Donald Trump, onu tanımayanlar için böyle tarif edilebilir. Gerçi Türkiye siyaseti döner dağıtarak kalabalıkları meydanlara toplayan iş adamı örneğini de gördü ama Donald Trump gibi adeta karikatürü andıran bir ismin tüm rakiplerinin önüne geçip Hillary Clinton'ın Kasım'da rakibi olma ihtimali Amerika'nın seçkinlerinin en büyük kabusu şu günlerde. Hele de süper salı adı verilen toplu ön seçimlerde Amerika'yı tekrar büyük yapacağız diyen Trump'ın Ted Cruz ve Latino kökenli favori adaylardan Marco Rubio'yu geride bırakması karşısında. Peki Trump'la ilgili tek sorun para görünce dayanamadığını söylemesi, zengin bir aileden gelmesine rağmen görgüsüzlüğü ve cahilliği mi? Maalesef Amerika'nın okumuş kesimini ürküten tek bu değil. Trump izlenme rekorları kırmak, televizyon şovlarında kullanmak için iyi bir malzeme olabilir ama söz konusu ciddi meseleler olunca tam bir felaket. Zaten Başkan Obama da tam da bu nedenle Amerika başkanlığı bir televizyon şovu değil. Amerikan halkının sağduyusuna güveniyorum dedi. Donald Trump kampanyasını illegal göçmenleri ülkeden atma sözü üzerine inşa ediyor ama Amerika gerçeklerini bilen herkes bu vaadin ya da Meksika sınırına duvar örmenin hayatın akışına ters olduğunun farkında. Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasını önermesi en dudak uçuklatan vadi oldu ve İngiltere'de bile karşı kampanyalara yol açtı. Trump kadınlara yönelik seviyesiz cinsiyetçi yorumlarıyla da dikkat çekti. Son günlerde de ırkçı KKK hareketinin kendisine verdiği desteğe sessiz kalmakla eleştiriliyor. Peki nasıl oluyor da Amerika'yı bir erime potası, göçmen ülkesi yapan değerlerin antitezi Trump kendine bu derece destek bulabiliyor? Dünyanın her yerinde olduğu gibi geniş kitlelerle elitler arasındaki bakış açısı farkı Amerika'da da geçerli. Harvard'lı Amerikalı bir hocamdan biraz elitist bir alıntı yapmak gerekirse yığınlar niteliksizdir. Yönlendirmeye de açıktır. Trump'ta da ekonomi kaygıların zirve yaptığı, geçmişin aksine tek maaşla ev geçindirmenin zor hale geldiği, lise mezunlarının iş bulmakta zorlandığı, dağdan gelip bağdakini iş hayatından kovan göçmenlerle rekabetin kızıştığı bir iklimde ortaya çıktı. Bir anlamda korku faktörüne oynadı. Korkuyla cahil cesareti birleşince de ancak reality show'da olur denecek bir kabus görmeye başladı cumhuriyetçiler. Amerika'nın akla selim kesiminin rahatsız olduğu Trump'ın beklenmedik yükselişinden en çok memnun olan isimse Hillary Clinton olsa gerek. Muhtemel bir Clinton-Trump eşleşmesinde Amerika'nın elitleri ülkelerinin bir televizyon şovu malzemesine dönüşmesine izin vermemek için ellerinden geleni yapacaktır. 1999 depremi sonrasında Bill Clinton Türkiye ziyaretinde o kadar sempati toplamıştı ki burada seçime girse kazanır yorumları yapılmıştı. Şimdilerde ise Trump'ın para ve ün zaafı, cihareti, korku siyasetine oynaması ve kendisinden olmayan herkese düşmanlığı göz önüne alındığında Türkiye'de seçimlere girse kazanacağını tahmin etsek yanılmayız.